Tamamdır. Şimdi genel anlamda nesnelerle çalışma prensibini gördük. Burada birkaç tane daha plaka oluşturma yöntemim var. Kısaca hemen bu plakaları işte belli bir noktadan kesme, bölme, işte birleştirme ve ayırma özellikleri var. Onun dışında bir de burada karmaşık bir koni elemanını nasıl oluşturabileceğimizi göstereceğim hemen kısaca. Bunun için düzlemimize paralel olan başlangıcı ve sonu iki farklı daire çizeceğim. Burada home sekmesinin altında yine objects'in içinde devam ettiğimiz yerde create conical folded plate sekmesini tıklıyorum. Komutum aktifleşti. Bu kirişler arasındaki bir alan mı seçmemi soruyor, yoksa bir kontür belirledim mi bunun için? Belirlediysem bu kontürü seçiyorum. Tıkladım. Birinci kontürümü seçtim. Sağ tıkladım. İkinci şeklim için yine bir kontür belirledim. Onun için de seçimimi yaptım. Sağ tıkladım. Burada bana şimdi oluşturacağım elemanın genel detayları ile ilgili bir alan çıktı. Bu kaç tane parçadan oluşsun diye soruyor. Bunu şu an otomatik olarak 8 gelmiş. 10 yapalım. 10 parçadan oluşan bir konik oluştursun. Konik oluştursun. Burada kalınlığını belirleyebilirim, değiştirebilirim. Yine sonrasında da müdahale edebiliyorum. Okey dediğimde şu an işlemi gerçekleştirmesini bekliyorum. Tekrar oluşturacağım dairemin. Muhtemelen merkezleri üst üste gelmediği için şu anda böyle bir oluşturma işlemini yapmadı. Tekrar deniyorum. Kontürü seçtim. Tekrar kontür seçtim. Tamam. İki daire üst üste şu an oluşmadığı için öyle bir sıkıntı çıkardı. Gördüğünüz gibi iki farklı kontör belirleyerek bu karmaşık bir plakayı kolaylıkla yapabiliyorum. Sonrasında çizmiş olduğunuz kontörleri silebilirsiniz. Yine burada nesnenizin üzerine çift tıkladığınızda açılan diyalog kutusunda kalınlığını, malzemesini ve kullandığınız malzemenin sınıfının değişimini sağlayabiliyorsunuz.
Ama bu mesela işte kaç parçadan oluşsun kısmına sonradan ulaşamıyorsunuz. Bunları en başta yaparken belirliyor olmanız gerekiyor sorduğu zaman. Burada ızgara oluşturma yöntemlerimiz var. Yine bir noktaya tıklayarak ya da işte bir düzlem belirleyerek bunları çelik yapılarımızın belli bölümleri üzerinde ya da işte merdiven basamaklarının üzerinde kullanabileceğimiz ızgaralar oluşturabiliyoruz. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Modelleme kısmında zaten yine birçoğuna değinmiş olacağız. Son olarak civataları yerleştirme yöntemlerimiz var. Şimdi genel olarak nesnelerle ilgili aslında neler yapabildiğimizi gördük bir taraftan. Ben şimdi soru var mı diye bir tekrar ekrana döneceğim. Videolar size gönderilecek sonrasında. Benim görüntüm sanırım hala yok. Neyse, bugün görüntü olmadan devam edeceğiz sanırım maalesef. Sorularınızı bir taraftan yazmanızı istiyorum. Onlara bakacağım çünkü. Şimdi ekranımı tekrar paylaşacağım. Nesnelerle çalışma olayını anladıktan sonra şimdi Advanced Stil'in belli başlı tool paletleri var. Bunlarla neler yapabiliyoruz? Onlar üzerinde konuşalım. Ben bu nesneleri şu an sileceğim. Şimdi yine Home sekmesinin altında Project Explorer'dan bahsettik. Buna projemize başlarken değineceğiz. Bu birincisi. Yine Advanced Stil'in böyle her dakika bizde açık olacak olan bölümü Advanced Stil Tool Palette var. Burada yine diğer CAD programlarından alışık olduğunuz gibi işte taşıma, kopyalama, Mirror, trim, bütün araç çubuklarına erişebiliyorsunuz. Buradan da yapabiliyorsunuz. Sadece buradan değil, komut satırına da bu komutları girerek bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Modify kısmında bütün ihtiyacınız olan araçlara erişebiliyorsunuz. Bu kutucuk aynı zamanda şöyle değişiklikler de sağlayabiliyorsunuz. Kendinize ait burada yeni bir komut oluşturmak istiyorsanız buradaki komutlardan herhangi bir tanesinin üzerine gelip sağ tıklayıp uzun süre beklettiğiniz zaman şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bunlardan bazılarını silebilirsiniz ya da yeni bir komut eklemek istiyorsanız buradaki şu en üstte görünen artı tuşuna tıklayıp bir komut ya da arada bir bu şekilde gördüğünüz gibi ayraçlardan bir tanesini ekleyebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde diğer tarafta gruplandırma başlıkları için de yapabiliyorsunuz. Mesela ben Modify sekmesinin üzerine geldim. Sağ tıklı uzun tuttum ve yeni bir tane gruplandırma başlığı belirlemek istiyorum. Buraya onu yazdım ve belli başlı elemanları da onun içinde toplamak istiyorum. Belki benim çok fazla kullandığım bir kısım olacaktır. Yine burada araçlar kısmında şuradan bunun görüntüsüyle ilgili, bu tool paletin görüntüsüyle ilgili yani arkasının transparanlığını ayarlama, renklerini ayarlama, işte opaklığını ayarlama bunları ya da işte yazı büyüklüklerini, genişliklerini bunlarla ilgili değişiklikleri kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Modify kısmının altında tools var. Burada neler yapabiliyoruz? Modify kısmında mesela normal bir kopyalama komutumuz vardı. Burada da advanced verilere erişebiliyorsunuz. Mesela advanced kopyalama seçeneği var. Biz mesela biraz önce bir nesnenin üzerine çift tıkladığımızda onunla ilgili property'nin açıldığını görüyorduk. Şimdi burada tools'un içinde en baştaki advanced Stil properties herhangi bir nesne için bunu seçip üzerine tıkladığınızda o nesnenin biraz önceki açılan diyalog kutusunu otomatik olarak açıldığını göreceksiniz. Mesela bir kiriş elemanı diyalog kutusu açıldı, kapattım.
Bu elemanın üzerine çift tıklayıp tekrar bunu açabiliyorum. Onun dışında Tools'un içinde buradan bunu tıklayıp sağ tıkladığımda ya da Enter dediğimde yine diyalog kutusuna erişebiliyorum. Burada kopyalama seçeneklerinden bahsedecektim. Yine template olarak ve bağlantı olarak kopyalama seçenekleri sunuyor. Şöyle ki bazen şimdi akıllı bağlantılar yapacağız. Bu çok önemli bir nokta. Mesela projenizin baştan sona işte ankrajlarında aynı bağlantıyı kullandınız. Ve hepsini burada advanced kopyalama yöntemlerinden bir tanesiyle kopyaladınız. Şöyle iki seçeneğiniz var. Birinde şimdi kopyaladıktan sonra ilk yaptığınız elemanda yaptığınız bir değişiklik bütün diğer elemanlar üzerinde de aktifleşecek. Diğerinde de sadece yaptığınız değişiklik yaptığınız eleman üzerinde kalacak gibi burada farklı kopyalama seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Hemen altında Custom Connections. Burada belli kirişlerin üzerine plakalar eklemeler, bulonlar, kendimize göre yerleştirmeler yapabileceğimiz bir bölüm. Yine UCS Advanced Stil'in en çok kullanacağımız ve sürekli dikkat etmemiz gereken bir kısmı. Burada UCS World var. İşte dünya standartlarına göre X, Y, Z eksenlerini gösteriyor. Herhangi bir nesnenin üzerine bir koordinat ekleme yapabiliyorsunuz. Onları buradan yapabiliyoruz. Ya da o andaki görünüşün mesela perspektif o andaki görüntünün çizimini almak istiyorum. Onu sabitlemek istiyorum. Yine buradan bu seçeneklerden yararlanarak bunu yapabiliyorum. Tabii ki bazı durumlarda bu gördüğünüz X, Y, Z seçeneği bu şekilde durmaması gerekiyor. Onun için işte bazen Y, Z tarafını değiştiriyoruz. X kendi etrafında dönüyor. Y ya da Z kendi etrafında dönerek farklı eksenler oluşturarak çizimlerimize devam edebiliyoruz. Yine Selection kısmında seçim araçlarımızı görüyoruz. Filtreleme kısmı var. Burada da işte kolon, kiriş hepsini ayrı ayrı işte cıvatalar, ızgaralar filtrelemek istediğimiz elemanları buradan ayarlayabiliyoruz. Burada da Quick Views dediğimiz işte bütün projeyi de görüntüleyebiliyoruz. Ya da bazen odaklanmak istediğimiz bir detay üzerinde de hızlıca görüntü alma seçenekleri sunuyor. Features dediğimiz kısımda da bazen kolon kiriş birleşim noktalarında iç içe geçme durumları olacak. Yani bu normal imalatta olmaması gereken ama görüntüde biz çizdikten sonra var olan belli görüntüler olacak. Onların ortadan kalkması için gördüğünüz gibi seçeneklerimiz var. Birleşim noktalarında kesim yaptırabiliyoruz. Genel elemanlar üzerinde boşluk oluşturma, işte kirişler üzerinde belli boşluklar oluşturma ve plakalar üzerinde belli boşluklar oluşturma yöntemlerini kullanabiliyoruz. Yani bu Advanced Tool Palette bizim en çok kullanacağımız araç çubuklarından bir tanesi olacak ve bu muhtemelen bütün çalışmanız boyunca zaten açık olan bir kısım olacak. Yine bu araç çubuklarından bir tanesi de hemen şu an ekrandayken gördüğümüz Connection Vault. Bu akıllı bağlantılar oluştururken kullanacağımız bir kısım olacak. Şöyle göstereceğim. İlk başta favorilerle başlıyor. Zaten yaparken hani çok daha iyi görmüş olacaksınız. En çok kullandığınız elemanları burada göstereceksiniz. Bir altında Place at Beam var. Burada ankraj, farklı farklı tipte ankraj oluşturabileceğiniz şekilde bağlantılar sunuyor. Üst tarafta bunun ön izlemesini gösteriyor. Siz buradan bakarak projeniz için hangi tip uygunsa görsel anlamda bir fikir vermiş oluyor size. Önce onu seçiyorsunuz. Altında da bu görsele ulaşabileceğiniz adımları gösteriyor. Yani kolonu mu tıklamam gerekiyor, kirişi mi tıklamam gerekiyor, nereyi hangi adımı hangi zaman diliminde tıklamam gerekiyor, hangisini öncelikli tıklamam gerekiyor gibi açıklamaları bulunuyor. Mesela burada ankraj için neden bahsediyor?
Sadece kolonu seçmemiz yeterli. Şöyle ki ben hani bugün böyle hafif hafif göstereceğim. Yarın modelleme üzerinde aslında bütün bağlantıları atıp o bağlantıları böyle hızlıca hepsine nasıl kopyalayabildiğimizi onun üzerinde duracağız ve üzerinde nasıl değişiklikler yapabildiğimizi. Tabii ki her buradaki gösterilen şey sizin projenize uygun olan elemanlar değil. Yani civata sayıları farklı, plaka kalınlıkları farklı, yerleştikleri noktalar farklı. Bu çok olağan. Sadece burada en yakın olanı seçip onun üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Civata sayısını arttırıyoruz, plaka kalınlığını değiştiriyoruz, yerleştiği yeri değiştiriyoruz gibi bütün özelliklerine müdahale edebiliyorsunuz. Birçok özelliğine müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak bir ankraj kısmından devam edelim. Bir ankraj oluştururken ne diyor? Aşağıda bunun tarifini nasıl veriyor? Seçilecek olan elemanın kolon diyor. Ben bu komutu aktifleştirdikten sonra bakın şu kadar kolay. Hani bugün böyle kısa kısa vereceğim aslında. Kolonu seçtim. Gördüğünüz gibi komutumu aktifleştirdim. Select column diyor. Kolonu seç diyor. Seçtim. Bötonerme object eklemek istiyor musun diyor. No diyorum. Şu an onu oluşturmasını bekliyorum. Şu görüntüyü conceptual'dan shaded'a alacağım. Gördüğünüz gibi sadece nesnelerde değil, burada bağlantıyı oluştururken de yan tarafta bir diyalog kutusu açıldı. Yine bu bağlantı için de değişiklikleri yapabileceğimiz bir diyalog kutusu açılmış oldu yani. Burada illaki bu format sizin için uygun olan format olmayabilir. Bu makroya çift tıklayarak şu gördüğünüz etrafındaki çizgiye, mesela şu an diyalog kutumu kapatıyorum. Çift tıkladığımda ulaşabileceğim detayları gösteriyor bana. Bunu yaparken ne yaptım? Sadece bu taraftan geldim. Baseplate'de komutumu aktifleştirdim. Kolonu seçtim ve sağ tıkladım. Otomatik olarak aşağıda ankrajım oluşmuş oldu. Şimdi ne gibi özelliklerine müdahale edebiliyorum? Burada görsel olarak veriyor. 4 tane civatadan oluşan bir ankrajım. Baseplate kısmına geliyorum. Burada şöyle bir mantık var. Bunu açtığınız zaman yan tarafta görüntülemede bir kısmı gri, bir kısmı mavi olarak görüyorsunuz. Mavi olarak gördüğünüz eleman şu an diyalog kutusu içerisinde değişiklik yapacağınız elemanı tarif ediyor size. Şimdi benim üzerinde konuştuğum eleman hangisi? Dolayısıyla bu kalınlığını 1 ile tarif ettiği base plate kısmı. Plate thickness diyor. Bu kalınlığı buradan değiştirebiliyorum. Yan tarafta da bu değişiklik yaptığımda nasıl değiştiğini gözlemleyin. 25'ten 10'a çekiyorum. Daha ince bir plaka haline geliyor ya da daha kalınlaştırabiliyorum. Yine bunun ölçülerini değiştirebiliyorum buradan. Bütün çevreleri birbirine eşit olsun diye bir seçenek var. Onu seçerseniz bu şekilde bir tanesine girdiğinizde hepsi için aynı değeri girmiş oluyorsunuz. Ben burayı biraz daha geniş bir şey yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi diğer üç tarafını da aynı şekilde kalınlığını, genişliğini değiştirdi. Biraz daha büyütelim. Dilerseniz her bir tarafın farklı olmasını da sağlayabilirsiniz. Buradaki eşittir işaretini kaldırdıktan sonra köşeleriyle ilgili müdahalelerde bulunabiliyorsunuz.
Mesela burada fillet cut ve convex olarak farklı seçenekler sunuyor. None seçeneği seçili. Mesela bir tanesini seçtiğimizde fillet olarak aktifleşti. Ve şöyle de bir şey var. Size burada numaralarla tarif ediyor aslında hangi ölçüye müdahale ettiğinizi. Mesela bir numara diyor. İşte 5 length, 6 width. Şuradaki mesela 5'i değiştiriyorum ben şu anda. Yan tarafta gözlemlediniz 25.4 olan kısmı. Şunun içinde mesela katı seçiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak burada da oluştu. Diğer köşesi için konveksi seçelim. Gördüğünüz gibi yine bu köşe içinde seçtiğimiz şekilde görüntülenmesini sağladı. Tabii sadece plaka üzerine değişiklik yapmıyoruz. Civatalarla ilgili değişiklik de sağlayabiliyoruz. Burada bu civataların kalınlığını değiştirebiliriz. Büyüklüğünü değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi burada yaptığım değişiklik otomatik olarak yan tarafta da izleyebiliyorum zaten. Bu ankraj çubuklarının uzunluğunu değiştirebiliyorum buradan gördüğünüz gibi. Bu washer plate dediğimiz hemen altına bu ek plakalar ekleme gereksinimim varsa bunu ekleyebiliyorum. Yine bu plakaların kalınlığını değiştirebiliyorum, boyutlarını değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ölçüleri bunlar tam kare formunda. Hangi değeri girerseniz hepsi için aynı uzunlukta değişikliği sağlayacak. Tabi dilerseniz bir de şurada gördüğünüz gibi hem sağ tarafında hem sol tarafında yani aslında dört yönünde de hem paralel web, paralel flange kısmında yeni civatalar ekleyebiliyorsunuz. Yeni ankraj çubukları ekleyebiliyorsunuz buraya. Mesela şu an bu yönde bizim iki tane vardı. Bunun sayısını şu an plakamız yeterli uzunlukta değil ama ben geri alacağım. 4 dediğim zaman gördüğünüz gibi bu tarafta 4 tane elemanın olmasını sağlıyor. Sayılarını değiştirebiliyorsunuz. Aralarındaki uzaklığı değiştirebiliyorsunuz. 2 ile tarif ediyor mesela. Yerleştirdikten sonra buradaki uzaklığa müdahale edebiliyorsunuz. Merkezden ne kadar sonra başlamasını istiyorsanız ona göre bir seçenek yapabiliyorsunuz. Aynı şeyi diğer taraf için de gerçekleştirebiliyoruz. Hemen buraya da şöyle yapayım. Diğer yönde de 4 adet oluşmasını sağladı. Kolaylıkla hem civataları değiştirebiliyorum, plakaları değiştirebiliyorum. Yani burada bütün aslında her şeyi projeme uygun hale getirebilecek şekilde değişiklikler sağlayabiliyorum. Wells kısmı var. Burada da kaynaktan bahsediyor. Bunun kalınlığını değiştirebiliyorum. Burada 6.3 olarak girilmiş bir değer var. Bu görsel anlamda zaten görüntülenecek bir değer değil. Yan tarafta ön izlemesinde zaten şöyle gösteriyor. 1, 2 ve 3 nolu kısımda. 1, 2 ve 3 için istediğiniz şekilde bu kaynak değişikliğini, kaynak kalınlığının değişikliğini sağlayabiliyorsunuz. Şöyle onu kaynağın olup olmadığını nereden görüyoruz? Şöyle göstereceğim hemen size. Şurada gördüğünüz 3 tane pembe çizgi var burada. 3 tane kaynaktan, 3 yerdeki kaynaktan bahsediyordu. Birincisi, ikincisi tam olarak seçilmese de zaten yerlerini görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi buradan bakınca biraz ötelememiz gerekiyor. Ankraj çubuklarını offsetlemek gerekiyor yan taraflardan. Projeniz için nasıl uygunsa o şekilde dediğim gibi makroya çift tıklıyorsunuz etrafına, kenarındaki çizgiye. Buradan değişikliklerinizi sağlıyorsunuz.
burada stiffeners dediğimiz bu altına plaka ekleme işlemi yapabiliyorsunuz. Bu şu an seçili değil gördüğünüz gibi. Ben bunu seçili hale getirdiğim zaman hemen ekranda aktifleştiğini de görüyorsunuz. Şunu biraz daha küçültelim. Yan tarafta zaten tarif ediyor nasıl olduğunu. Bunun kalınlığını değiştirebiliyorum buradan. Kenar uzunluklarını değiştirebiliyorum. Ne kadar dışına işte taşıyacağından. Şu an sıfırından geçiyor. Bunu hepsi birbirine eşit olsun. Bir miktar da dışarı taşsın istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen yan taraftan değişikliğini sağlıyor. Ankrajınız için gerekli bütün detaylara dediğim gibi buradan erişebiliyorsunuz. Kendinize özgün bir bağlantı oluşturmuş oluyorsunuz aslında sonunda. Bu sadece ankraj için değil, projeyi yaparken göreceksiniz. Bütün elemanlar için geçerli bir sistem. Bir de burada library var. Hemen onu kapatmadan ona bakalım. Hepsi için bir library kısmı var. Siz özellikle kullandığınız bir standardınız varsa onun değerini burada oluşturabiliyorsunuz. Buraya kaydedebiliyorsunuz. Bir sonraki kullanımınızda library kısmına girip buradan çekebiliyorsunuz. Mesela burada iki default örneği var. Onlara tıkladığımda gördüğünüz gibi biraz önceki yaptığımız bütün eklemelerin dışında bir form aldı şu anda. İstediğiniz şeklini seçebiliyorsunuz. Library'nin hemen altında Joint Design kısmı var. Burada da iki farklı işte Eurocode'a ve Amerikan standartlarına göre hesaplaması ile ilgili bir raporlama sonucu alabiliyorsunuz bağlantılardan. Bunun için elinizde değerler olmuş olması gerekiyor. Bu değerleri girdikten sonra check kısmına tıkladığınızda şu an not calculated yazıyor mesela. Ve checked failed diyor. Burada doğru değerler girdiğiniz takdirde bu bir rapor sunuyor size. Report dediğiniz zaman doğru aralıklarda olup olmadığınıza dair bir veri sunmuş oluyor size. Bütün bağlantılar için bunu yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece buradan basit bir şekilde ankrajımı oluşturmak için komutumu belirledim. Kolunu seçtim. Programın sadece onu oluşturmasını bekledim ve ben makro etrafına çift tıklayarak buradan belli değişiklikleri sağladım. Bütün bağlantılar için dediğim gibi bunu yapacağız. Siz sadece gelip buradan projeniz için uygun olan bağlantı elemanını seçeceksiniz. Çok kullandıklarınızı dediğim gibi yanında bu yıldız işareti var. Gelip ona tıkladığınızda bunlar otomatik olarak favorilerinize atılmış olacak. Birkaç tanesine daha bakalım şöyle. Ankraj çubukları ile ilgili çalışmalar var. Kolon kiriş birleşimleri var. Şunu biraz büyütelim. Kolon kiriş birleşimlerinde şöyle birkaç tanesinin görseline gideceğim. Altında zaten onu nasıl oluşturacağımızı tarif ediyor. Zaten bütün detaylarını kendimize göre uyarlayabileceğimizi gördük. Sadece bu tarz işte ankraj, kolon, kiriş birleşimleri değil. Kiriş birleşimleri, platform beams, işte destek elemanları, rüzgarlıklar, bu merdiven ayaklarındaki ankrajlarla ilgili, korkulukların bağlantı noktaları ile ilgili, merdivenin bağlantıları ile ilgili, yine burada gördüğünüz korkulukların bağlantı noktaları ile ilgili. Yani burada yapacağınız bütün bağlantılara dair bir komut bulabileceksiniz. Sadece siz projenize uygun olan detaydaki bir bağlantı elemanını seçmeye çalışacaksınız. O kadar. Şimdi şunu da sileceğim.
Connection Vault ile ilgili konuştuk. Bu dediğimiz Connection Vault'tu. Bağlantı elemanlarının yönetildiği kısım. Advanced Tool Palette ile ilgili konuştuk. Şu an ekranımda açık olan ne var? Bir üzerinde duracağımız numbering kısmı var. Bunu en son teknik çizimlerden önce bir numaralandırma işlemi yapacağız. Document Manager var. Buna tıklayalım. Burada da teknik çizimle ilgili oluşturduğumuz bütün detayları göreceğiz. Detail kısmında şu an boş görünüyor. Ben burada aldığım bütün detay çizimlerini burada tutuyor olacak ve yan taraftan istersen bunun revizyonuyla ilgili kontroller sağlayabileceğim. Bunu çizim ortamında açacağım. İşlemlerimi buradan devam edeceğim. Yine NC kodlarla ilgili dökümleri ya da DXF çizimleriyle ilgili detayları ve listeleri burada dokümantasyon yönetimini sağlayacak yer. Yani bir çizim alacağım ve hemen ardından gidip Document Manager'ı açacağım ve onun içerisinde bulacağım bu çizimlerimi. Burada hemen Drawing Style tıkladığım zaman yine ekrana başka bir kutucuk geldiğini görüyorsunuz. Çizimler için de bunlardan yararlanacağız. Drawing Process tıkladım. Yine onun da oluştuğunu görüyorsunuz. Ve Boom Template. Şunu biraz küçülteceğim. Boom Template kısmında da malzeme listelerini alacağımız kısım olacak. Diğerlerinde de işte single partların görüntüsü, kamera görüntüleri, üç boyutlu görüntüler, kesit, görünüş, bütün hepsini alacağımız yer bu Drawing Style and Drawing Process arasında olacak. Yine bu tool paletleri kullanacağız. En son teknik çizimimizi yaparken. O zaman bugünlük burada bırakalım. Yarın dediğim gibi bir proje nasıl oluşturulur? Aks'tan proje bitimine kadar bütün aşamaları yapalım. Dilerseniz bugün deneme sürümünü kurabilirsiniz. Bir taraftan denemek isterseniz onunla ilgili çalışma yapabilirsiniz. Hem belki yarın yine çalışıyorken üzerinden siz de bir taraftan denemiş olursunuz. Böylelikle sorularınız da oluşmuş olur aslında. O zaman bugün için teşekkür ediyorum katılımınız için. Yarın görüşmek üzere.